Harika Kemancı Masalı. Bir zamanlar harika bir çalgıcı vardı. Ormanda tek başına dolaşırken aklına başka bir şey gelmeyince kendi kendine "Burada canım sıkılıyor. Keşke iyi bir arkadaş çıksa karşıma," dedi. Ve sırtındaki kemanı alarak çalmaya başladı. Sesi ağaçlarda yankılandı. Aradan çok geçmeden fundalıkların arkasından bir kurt çıkageldi. "Eyvah, kurt geliyor. Ben böyle bir şey istememiştim," diye söylendi. Ama kurt ona yaklaşarak, "Aman ne güzel çalıyorsun sen çalgıcı," dedi. "Ben de öğrenmek isterdim." "Öğrenmesi kolay," diye cevap verdi çalgıcı. "Söylediklerimi yapmalısın ama." "Aa çalgıcı, ustasını dinleyen çırak gibi dinlerim seni," dedi kurt. Çalgıcı onu yanına aldı. Bir süre birlikte yürüdükten sonra yaşlı bir meşe ağacı gördüler. İçi koftu, gövdesi tamamen yarıktı. "Bak," dedi çalgıcı, "keman çalmayı öğrenmek istersen önce ön ayaklarını şu yarığa daya." Kurt söyleneni yaptı. Ama çalgıcı hemen yerden bir taş alarak kurdun ayaklarını öylesine vurmaya başladı ki hayvan açamadı ve olduğu yerde kaldı. "Ben dönünceye kadar sen burada bekle," diyen çalgıcı yoluna devam etti. Bir süre sonra yine kendi kendine, "Ormanda canım sıkılıyor, karşıma başka biri çıksa bari," dedi. Sonra keman çala çala ormana daldı. Aradan çok geçmeden ağaçların arasından bir tilki çıkageldi. "Aa, bir tilki geliyor, ben onu istememiştim ki," diye söylendi. Tilki onun yanına yaklaşarak, "Sen ne güzel keman çalıyorsun çalgıcı, ben de öğrenmek isterdim," dedi. Çalgıcı, "Öğrenirsin," dedi. "Yeter ki benim dediğimi yap." "Aman çalgıcı, sen ne istersen yaparım. Tıpkı bir çırağın ustasını dinlediği gibi," diye cevap verdi tilki. "Öyleyse peşimden gel," dedi çalgıcı. Bir süre birlikte yürüdüler. Derken her iki tarafı yüksek ağaçlarla çevrili bir keçi yoluna vardılar. Çalgıcı orada durdu ve bir taraftaki bir fındık ağacının dalını yere kadar eğdi. Ucunu ayağıyla bastırdı. Karşı taraftaki ağacı da aynı şekilde eğdikten sonra, "Hadi bakalım tilki efendi, bir şeyler öğrenmek istiyorsan uzat bakayım sol ön ayağını," dedi. Tilki söz dinledi ve çalgıcı onun ayağını sol taraftaki ağacın gövdesine bağladı. "Tilki efendi, şimdi öbür ayağını da uzat bakalım," diyen çalgıcı, sonra onu da sağ taraftaki ağaca bağladı. Düğümlerin sağlamlığını kontrol ettikten sonra ağaçları serbest bıraktı. İki ağaç da aynı anda doğrulurken tilkiyi havaya fırlattı. Hayvancık ayaklarından bağlı olduğu halde debelenip dururken çalgıcı, "Ben dönene kadar burada bekle," diyerek yoluna devam etti. Yine kendi kendine, "Ormanda canım sıkılıyor, başka bir arkadaş gelse bari," diye söylendi. Ve kemanını çalmaya başladı. Çıkan sesler tüm ormanda yankılandı. Derken bir tavşan sıçraya sıçraya yaklaştı. "Aa, tavşan geliyor, ben onu istememiştim ki," diye söylendi çalgıcı. Tavşan, "Sen ne güzel keman çalıyorsun çalgıcı, ben de öğrenmek isterdim," dedi. "Hemen öğrenebilirsin," dedi çalgıcı. "Yeter ki benim söylediğimi yap." "Oo çalgıcı, bir çırak ustasını nasıl dinlerse ben de senin sözünü o şekilde dinlerim," diye cevap verdi tavşan. Bir süre birlikte yürüdüler. Ormanın aydınlık bir yerine vardılar. Orada bir kavak ağacı vardı. Çalgıcı hemen tavşanın gövdesine bir ip geçirdikten sonra bir ucunu da ağaca bağladı. "Hadi tavşan, şu ağacın etrafında 20 defa dolan bakalım," dedi. Tavşan söyleneni yaptı. 20 kez döndükten sonra ip de 20 kez ağaca dolandı ve böylelikle tavşan sımsıkı bağlanmış oldu. Bir oraya bir buraya debelenirken ip onun canını acıtıyordu. "Ben gelene kadar burada bekle," diyen çalgıcı yoluna devam etti.
Bu arada kurt debelendi, çekti çekiştirdi, taşı ısırdı, ayağını yarıktan kurtarıncaya kadar uğraşıp durdu. Sonra da öfkeden çıldırmışçasına çalgıcının peşine düştü. Tilki onu görünce avazı çıktığı kadar bağırdı. ''Kurt kardeş, gel bana yardım et. Çalgıcı beni faka bastırdı.'' Kurt ağaçları birbirinden ayırarak bağları çözdü ve tilkiyi kurtardı. Tilki ona katıldı. Niyeti çalgıcıdan hıncını almaktı. Derken kapana kısılmış tavşanı da bulup onu da serbest bıraktılar. Sonra hep beraber çalgıcıyı aramaya koyuldular. Bu arada çalgıcı keman çala çala yoluna devam etti. Ancak bu kez şansı yaver gitti. Keman sesi bir oduncunun kulağına gitti. Adam ister istemez işini yarıda bırakarak baltası elinde müzik dinlemeye koştu. Çalgıcı, ''Sonunda gerçek bir arkadaş çıktı karşıma. Ben hep bir insan arıyordum, vahşi hayvan değil.'' diyerek öyle güzel ve öyle hoş çalmaya başladı ki, oduncu büyülenmişçesine orada kala kaldı. Yüreği sevinçle doldu. Tam o sırada kurt, tilki ve tavşan çıka geldi. Oduncu onların kötü niyetlerini sezince parlak baltasını havaya kaldırarak çalgıcının önüne atıldı. Kim ona dokunursa karşısında beni bulur diye tehdit etti. Hayvanlar da korkup ormana kaçtı. Çalgıcı oduncuya olan gönül borcunu keman çalarak ödedi. Masalımız burada bitti. Yaşlı Sultan Masalı. Bir köylünün Sultan adında sadık bir köpeği vardı. Hayvancağızın tüm dişleri dökülmüştü. Artık ısıramıyordu. Bir gün köylü kapı önünde karısıyla konuşurken şöyle dedi. Bizim yaşlı sultanı artık yarın buradan göndereceğim. Bize bir yararı olmuyor. Köpeğe acıyan karısı, ama o bize yıllarca hizmet etti, hep sadık kaldı. Bıraktı ölene kadar onu yanımızda besleyelim dedi. Sen deli misin? Onun ağzında diş kalmadı. Hiçbir hırsız ondan korkmaz artık. Bırak onu götürelim dedi. Bize hizmet etti ama karşılığında da karnını doyurdu dedi adam. Güneş altında bacaklarını uzatmış yatmakta olan zavallı köpek, yarının son günü olacağını duyunca çok üzüldü. Akşam olunca gizlice ormana giderek arkadaşı kurdu buldu ve başına gelenleri anlattı. Kurt, dinle arkadaş dedi ve ekledi. Cesaretini kırma, ben sana yardım edeceğim. Aklıma bir şey geldi. Sahibinle karısı yarın sabah erkenden harmana gidecek, değil mi? Evde kimse kalmayacağı için çocukların da yanlarına alacaklar. Çalışırken onu gölgelik bir yere koyacaklardır. Sen de nöbet tutarcasına onun yanına uzanırsın. Ben ormandan gelip çocuğu çalarım. Sen de yerinden fırlayıp beni kovalarsın. Ben çocuğu bırakırım. Sen de onu ailesine götürürsün. Böylece çocuğu kurtarmış olursun. Onlar da sana minnettar kalır ve seni bağışlarlar. Bu öneri köpeğin hoşuna gitti. Planladıkları gibi yaptılar. Baba çocuğunun kurt tarafından kaçırıldığını görünce haykırdı. Yaşlı sultan çocuğu geri getirdiğinde ise çok sevindi. Senin artık kılına bile dokundurtmam. Bundan böyle ölene kadar seni besleyeceğim dedi. Karısına dönerek eve git hemen. Yaşlı sultanın mamasını pişir. Artık onun ısırmasına gerek kalmayan yiyecekler yap lütfen dedi. Benim yatağımdaki yastığı da al. Onun başlığının altına koy diye de ekledi. O günden sonra sultanın keyfi yerine geldi. Her istediği yerine getirildi. Aradan çok geçmedi bir gün kurt çıka geldi. Arkadaş sahibinin koyunlarından birini araklasam görmezden gelirsin herhalde değil mi dedi. Bugünlerde yiyecek bulmak kolay olmuyor çünkü. Olmaz diye cevap verdi sultan. Ben sahibime hep sadık kalacağım. Buna izin veremem. Kurt bunu ciddiye almadı ve o gece gizlice çiftliğe geldi. Niyeti koyun çalmaktı. Ama köpek sahibine haber vermişti. Adam nöbetteydi ve kurdu görünce ona güzel bir sopa çekti. Kurt apar topar kaçtı.
Ama giderken köpeğe, "Dur bakalım sen, bunun cezasını çekeceksin," diye bağırdı. Ertesi sabah kurt, yaban domuzunu göndererek köpeği onun peşine taktırdı. Ormana kadar gittiler. Kurt oyununu burada oynayacaktı. Bu arada sultan üç bacaklı bir kedi görünce ona çok acıyarak yardım etmek istedi. Birlikte yürürlerken zavallı kedi topallıyor, duyduğu acıdan ötürü de kuyruğunu havaya dikiyordu. Kurtla domuz kedinin kuyruğunu uzaktan kılıca benzettiler. Köpeğin elinde bir kılıçla geldiğini sandılar. Çok korktular. Domuz dökülmüş yaprakların arkasına sığındı. Kurt da bir ağaca tırmandı. Köpekle kedi de oraya gidip kimseyi göremeyince çok şaşırdı. Domuz yaprakların arkasına tam saklanamamıştı. Kulakları görünüyordu. Kedi etrafına dikkatlice bakınırken domuz kulaklarını oynattı. Kedi bunu fare sanarak üzerine sıçradı ve onu adam akıllı ısırdı. Domuz bir çığlık atarak yerinden fırladığı gibi kaçıp gitti. Giderken de "Asıl suçlu ağaçta," diye bağırdı. Köpekle kedi ağaca bakınca kurdu gördüler. Kurt kendi korkaklığından utandı ve bir daha köpeği rahatsız etmedi. Masallarımız burada bitti. Dinlemek istediğiniz masal varsa lütfen adını yorum kısmına yazınız. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için.